Kalkınmalar Bakanlığı hem de Zeytinburnu Belediyesi'nin müşterek yaptığı bir etkinlik ve 8 kadın hayatını 8 ünlü kadın şiddet yüzünden hayatını kaybetmiş 8 kadının yerine girdi ve onların ne düşündüklerini onlara bir mektup yazdı ve onlar da objektiflere fotoğraf verdiler. Çırağında bugün akşam saatlerinde yapılacak bu olay. Düzce Üniversitesi'nin düzenlediği medya ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Sağ olsun öğrenciler bizi ve beni en iyi haber spikeri seçti. Biz de ödülü almak için Akçakoca'daydık. Çok da kalabalıktı. Valisinden, rektöründen valisine, ta ilçe emniyet müdüründen savcısına, garnizon komutanına, öğrencilerine kadar insanlar vardı orada, eksik olmasınlar. Çok da güzel hazırlanmışlar. Düzce Üniversitesi bunu ilk kez yapıyor ve Düzce Üniversitesi bunu tabii ödül aldığımız an. Bu arada kimler ödül aldı onun bilgisi yok mu çocuklar? He, var burada. Hemen isimleri de sayalım. Mesela Arzu Çiğdem Batur en iyi kadın oyuncu. En iyi erkek oyuncu Cem Kılıç, en iyi çıkış yapan sanatçı Aynur Aydın, en iyi albüm ödülü İskender Paydaş, en iyi şarkı ödülü Gökhan Türkmen. Grup 84, İsmail Baki Tuncer, Hakan Akkaya, Caner Erzincan, Faruk Aksoy en iyi sinemacı. Bu arada onur ödülü alanlar da vardı. Yılmaz Köksal, Eşref Kolçak ve Halit Akçatepe'de ödülleri aldılar. Bize de eksik olmasınlar en iyi spiker ödülünü vermişler. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? 71 bin öğrencinin veya 71 bin katılanın oyuyla bizi seçmişler. Eksik olmasın buradaki bu oyu kullanan insanlar. Çünkü neden önemli? Burada bir seçimle bunun belirlenmesi çok çok önemli. Düzce Üniversitesi'nin rektörüne, Düzce Üniversitesi'nin öğrencilerine biz teşekkür ediyoruz.